Evet, yayındayız. Başkanım, 44 yıl sonra gelen çok büyük bir mutluluk var. Öncelikle tebrik ediyorum. Emekleriniz için bütün Giresunlular adına size teşekkür ediyorum. Bir gurbetçi olarak Giresunlulara bu başarıyı, bu sevinci yaşattığınız için size kelime bulamıyorum şu anda söylemeye. Çok teşekkür ediyorum. Duygularınızı almak istiyorum. Herkes mutlu olsun. Herkes Giresun karşılamasıyla mutlu oluyorsa onunla olsun. Başka bir müzikle mutlu oluyorsa onunla mutlu olsun. Sadece mutluluğu yaşasın. Yani şu anki mutluluğu sadece onu yaşayalım. Başka hiçbir şeye gerek yok. Ben o kadar bu insanları mutlu ettiğim için en büyük mutluluğum bu. Yani bizim ihtiyacımız vardı buna. Giresun şehrinin ihtiyacı var. Başka şehirlerin başka imkanları var. Ama Giresun'un çok fazla imkanları yoktu. Ama genlerinde futbol olan bir şehirdi. O yüzden çok ihtiyacımız vardı. Çok istedik. Zaman zaman haddimizi aştık. Birbirimizi çok kötü eleştirdik. Çünkü çok sıkışmış 44 yıldır. Yani Süper Lig'den düşeli. Çok hasrettik. Çok istiyorduk. İnsanlar gurbette. Herkes bana her gece mesaj atıyordu. Başkanım öyle oldu. O kadar üzerimde büyük büyük vardı ki. Ama çok şükür. Şimdi bitti. Evet. Şimdi bütün Giresunlar sadece mutlu olsun. Bu yazı, bu evet. Tatile mutlu geçirsinler. Evet. Daha konuşacağımız. Başkanım tabii şimdi siz şu anda çok önemli bir misyon üstlendiniz. Tabii yaşınız da biz aynı yaştayız. Çok çocuk yaşlarından beri birbirimizi tanıyoruz. Şimdi bu üstlendiğiniz misyondan sonra mesela şu anda Giresun'da gerçekten çok büyük kutlamaların olacağı, işte bunları büyük sıkıntı olacağı düşünülüyor. Buradan taraftarı yatıştırma adına Sayın İl Emniyet Müdürümüzün, Sayın Valimizin, Sayın Belediye Başkanımızın daha önce yaptığı açıklamalara siz bir katkıda bulunmak ister misiniz? Evet, onu hep sosyal medyalarımızdan da duyurduk. Sevineceğiz. Kulüp otobüsü gezecek yarın caddelerde. Geleceğiz, şehirde bir tur atacağız. Evlerinde kalsınlar, balkondan bizi selamlasınlar, alkışlasınlar, bayraklarını sallasınlar. Covid süresi dolduğu anda, yani yasaklar bittiğinde bir kutlama yapacağız. Evet. Bunu da duyuracağız. Hep evet. Beraber eğleneceğiz kurallara uyarak. Evet. Ama şu anda kurallara uyalım. Evet. Lütfen dikkat yani edelim. Bizim biraz önce esas vurgulamaya çalıştığımız şey de oydu. Evet, Sayın Başkanımız da şu anda canlı yayında söz veriyor. Ayın 17'sinden sonra Sayın İl Emniyet Müdürümüzün, Valimizin özellikle bize telefon açtılar, söylediler. Mutlaka bu kurallara uyması için başkanımızdan da söz aldık. İnşallah 17'sinden sonra pandemi süreci bittiğinde başkanımızın sözüyle çok güzel bir eğlence yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sizi çok yorduk. Allah yardımcınız olsun. Görüşeceğiz inşallah. Evet.